Galatasaray ve Beşiktaş kozlarını paylaşacak sevgili seyirciler. Aslında bu mücadeleden birkaç gün önce çok da derbiye dair bir atmosfer söz konusu değildi. Galatasaray cephesinde bir Barcelona mücadelesi daha baskındı. Beşiktaş'ta hoca konuşuluyor, tartışılıyor. Ahmet Nur Çebi başkan hocaya olan güvenini dile getiriyor. Aslında gündemler bu şekildeydi ama karşılıklı açıklamalarla beraber gerilen ortam daha farklı bir atmosferi de oluşturdu. Bir şekilde derbiyi, Galatasaray tribünlerin de dolu olacağını düşünürsek futbolcular hissedecek o atmosferi. Serhan Türk, şu anda bu yaşanan diyaloglarla alakalı ne düşünüyorsun? Bununla bir başlangıç yapalım. Sonrasında saha içinde konuşacağız. Muhtemel 11'leri de paylaşacağız. Ya öncelikle şuna bakmak lazım. Şimdi Galatasaray nereden geliyor? Galatasaray Barcelona'dan geliyor. Ve Galatasaray Barcelona'daki karşılaşması kendisi için olduğu kadar Türk futbolu için çok değerli bir maç. Orada alınacak puan ya da puanlar, orada üst tura çıkmak, Barcelona gibi devi yenebilmek ya da oradan beraberlikle ayrılabilmek, daha sonra burada tekrardan geçmek istemek Türk futbolunun hem puan olarak öne geçmesini hem de Şampiyonlar Ligi hem de UEFA Kupası'na daha fazla takım göndermemiz açısından artı. Öyle görmek lazım. O yüzden onun gölgesine geçen bir derbi maçı var. Çünkü Barcelona'yla oynuyorsun, Beşiktaş'la oynuyorsun, tekrar Barcelona'yla oynuyorsun. Onlar çok değerli maçlar. Ya ben burada şu olabilirdi. Tamam, Galatasaray'ın bu saatten sonra şampiyonluk gibi bir gayesi yok. Ligdeki pozisyon itibariyle çok kötü bir sezon gerçekleştiren bir Galatasaray var. Şu an bir maç eksiği olmasına rağmen 14. sırada. Eğer kazandığı takdirde üst sıralara kadar geçebilecek bir Galatasaray'dan bahsediyoruz. Beşiktaş'ın tabii ki ikincilik sıraları, üçüncülük sıralarını kovalama gibi bir artısı var. Belki ilerleyen zamanlarda o da olabilir. Bu maç ertelenseydi daha farklı olabilirdi. Ben de bunu söylüyorum. Yani ne olabilirdi? Yani ilerleyen zamanlarda olsaydı daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü şu an Galatasaray taraftarı tabii ki yer Beşiktaş'ta oynayacak, derbi maçı oynayacak ama bir derbi atmosferi artık yok. Çünkü derbi maçından öte herkes şu an Barcelona karşılaşmasını merak ediyor. Ne sen olacak? Derbi atmosferi olacağını düşünmüyor ben musun? Ben düşünmüyorum. Şöyle düşünmüyorum. Çünkü yani herkes şunu bekliyordu. Galatasaray Barcelona'ya gidecek. Barcelona'dan 5 yiyecek, 6 yiyecek. Ondan sonra tekrardan ligine dönecek. Ligde derbi maçı oynayacak. Ama şimdi Galatasaray orada iyi bir skor yakalamış. 0-0 berabere karşılaşmış. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Özür dilerim. Tabii. Bence Barcelona maçından önce ve hatta bu erteleme muhabbetleri başlamadan bilmiyorum. Herkesin görüşünü merak ediyorum. Galatasarayların bu maç umrunda bile değildi. Ama şu anda gelinen atmosferde bence tribüne giden herkes galibiyeti isteyecek, bekleyecek ve buna göre takımına destek olacak derbi diye düşünüyorum. Derbi söylüyorsun değil mi? Derbi söylüyorum. Bence, yani bence, bir anda Galatasaray maçın içine girdi. Bence hiç yoktu. Bence Galatasaray maçın içine girdiğine ötürü şu ben de öyle düşünmüyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. Galatasaray'ın aklında şu an Barcelona var. Neden? Çünkü Galatasaray ligde zaten o havayı yakalayamadı. Ligde havayı yakalamamış bir Galatasaray var. Kendini kaybetmiş bir Galatasaray var ligde. Ama hep ne konuşuyorduk? Hep Fatih Terim'in UEFA Kupası'nda, Avrupa Ligi'nde yakalamış olduğu performans var. Torrent bu performansı devam ettiremeyecek. Devam ettirecek mi, ettiremeyecek? Onu merak ediyordu. Galatasaray, Nou Camp gibi bir stat'tan, ki bu sene 14 karşılaşma yapmış Xavi'nin takımı. Xavi geldikten sonra yükselişe çıkan bir Barcelona var. 14 karşılaşmadan kendi sahasında bir mağlubiyet yaşamış. Bir de kendi sahasında bir beraberlik yaşamış. O beraberliği de Galatasaray'a karşı yaşadı. 0-0. Evet. Çok önemli maç. O açıdan baktığımızda tabii ki şu an yarınki karşılaşma önemi var. Ama bir derbi havasına geçeceğini çok fazla düşünmüyorum. O yüzden belki bu yöneticiler arasındaki atışma, işte maçın tehir edilmesi, şu bu belki bir derbi havasına sokmak telaşı da olabilir. Çünkü Galatasaray şu an artı olarak şunu da yaşayabilir. İşte derbiyi kazanıp moralli bir şekilde Barcelona'yı beklemek de isteyebilir. Ama Galatasaray'ın şu an kafası sıkıntıda. Çünkü hani ligde bir avantajı olsa, ligde bir beklentisi olan bir Galatasaray olsaydı şu an derdik işte Barcelona'yla karşılaşacak. Aynı zamanda Beşiktaş'ta bir derbi maçı yaşayacak. Onu konuşurduk. Ama ligde her şeyini kaybetmiş bir Galatasaray var. Evet. Hiçbir şekilde sadece amacı Avrupa'da ileri gidebilmek. O açıdan bir de Barcelona karşılaşması herkesin beklediği gibi 5-6-0 bitmiyor. 0-0 bitiyorsa kafada Barcelona maçı var. Beşiktaş'ta ligde bir ümidi olmayan Galatasaray'ın karşılaştığı bir rakip haline geldi.
Siz ne düşünüyorsunuz Galatasaray'ın bakış açısıyla alakalı? Yani bence bunu Galatasaray'ın 11'i çok belirleyici olacak burada. Daha ne düşündüğüne dair. Tabii az sonra ki, üstüne de konuşuruz. Tabii ki Galatasaray taraftarı yani arada hani Barcelona maçlarının arasına denk gelmiş olmasına rağmen Beşiktaş maçını önemser. Bu tarihsel bir durumdur. Yani her Beşiktaş maçını Galatasaray taraftarı önemser. Her Fenerbahçe maçını önemser. Her Trabzonspor maçını önemser. Ama şimdi işin bir de şu boyutu var ki başka bir tarih yazma durumu söz konusu olabilir. Türkiye'de Barcelona'yı eleyen takım var mı şu ana kadar tarihimizde? Benim bildiğim yok. Yani ben de bilmiyorum. Hatırladığım kadarıyla Barcelona'yı eleyebilen yenen var. Yenen var ama eleyebilen bir takımımız Galatasaray. Yok. Şimdi Galatasaray bunu başarma fırsatını eline geçirdi. Öyle ya da böyle turu Ali Sami Yener Nef Stadyumu'na 50 bin taraftarın önüne getirdi. Beşiktaş elemiş miydi ya? 90 dakika. Yendi. Yok, Beşiktaş yok. Kazandı da kazandı ama 3-0. Galatasaray da kazandı. 90 dakika 1-0 kazandı. Trabzonspor'un da galibiyeti var Barcelona'da. Doğru. Evet, evet, ilk galibiyeti Trabzonspor olmuştu. Evet. 90 dakika 1-0 kazan, turu geç, tarihe geç. Böyle bir fırsat var Galatasaray'ın elinde. Ve doğal olarak algılar, konsantrasyon oraya doğru kayacaktır. Bu mümkündür ve doğaldır da. Hani sadece oyuncular için veya teknik heyet için söylemiyorum. Taraftarın da algısı oraya kayabilir. Ama yarın yani bu akşam oynanacak olan Beşiktaş maçı ne olursa olsun, sahada hangi futbolcu olursa olsun önemsenir. Zaten ligde Galatasaray'ın puana ihtiyacı var hala. Hani iş bitmiş bir durum yok. Evet. Daha da çok önümüzde uzun haftalar var. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Hani böyle tarihi bir Barcelona'yı elemek gibi tarihi bir fırsat varken de %100 konsantrasyon, %100 kenetlenme, %100 fokuslanma durumu çok olamayabilir Beşiktaş maçına. O açıdan açıkçası Serdar Türk'le biraz benzer düşünüyorum ben de. Serdar Sarı'da Beşiktaş nasıl hazırlanıyor mücadeleye? Siyah beyaz takımın maksimum performansını göstereceğini düşünüyor musun? Yani bir ikincilik şansı olduğu için tabii ki bu maça iyi hazırlanıyor. Bu maça çok önem veriyor. Kaldı ki Galatasaray karşısında Galatasaray'ın yenmesi halinde takımın havası, caminin havası çok farklı bir yere gidecektir. Kesin. Bu yüzden çok önem veriyor. Hatta beraber kaldığında eğer ortada iyi bir futbol varsa bu da evet iyi bir hava getirir. İyi hazırlanıyor. Yani bu maçı çok önem veriyor. Hem Önder Hoca hem oyuncular. Tabii kadroda farklı isimler olabilir. Hani biz Batshuayi ilk 11'de olur mu olmaz mı onu bekliyoruz. İşte Atiba ben oynamak istiyorum ama ilk 11'de mi yoksa oyuna sonradan mı dahil olur onu bilmiyoruz. Josef de Souza tek idmanla bu kadroda olacak. Bu maçın kadrosunda olacak. Dolayısıyla farklı bir 11 görebiliriz. Ama Galatasaray'ın da önemli bir motivasyon nedeni var. Bu erteleme durumu tabii ki işi çok farklı yere getirdi. Bunu kabul edelim. Yani Torrent oraya bakmaz. Ama futbolcular, yönetim oraya bakar. Dolayısıyla derbinin havasını, en azından derbideki rekabeti çok daha üst seviyeye getirdi. Yani orada tabii futbolcular gidip sahada tekme yumruk birbirine girmeyecekler elbette. Onlar da sahanın içerisinde kalacaklar. Ama en azından elbette Barcelona maçı kadar önemli olmayabilir ama sonuçta bir derbidir ve derbi olduğunu yöneticilerin bu erteleme atışmasından dolayı futbolcular da onun bir derbi olduğunu kabul ediyorlar artık. Yani uyandılar belki de. Evet. Dolayısıyla ben iyi bir oyun olacağını tahmin ediyorum her iki ekibinde. Bir de Torrent geldiğinden beri bu tarz büyük maçları iyi oynuyor. Çünkü oradaki oyuncuların motivasyonu zaten gerek kalmıyor. İyi motive oluyorlar. Trabzon maçının ilk yarısı baktığınızda. O yüzden ben Galatasaray'ın da coşkulu bir futbol oynayacağını tahmin ediyorum. Tribünler, şimdi onlar olaya derbinin ertelenmemesi yönünde bakacaklar. 90 dakika susmazlar. TTR Arena'nın Nef Stadında Ali Sami Yen'de full dolu bir Ali Sami Yen'de Galatasaray taraftarının neler yapabildiğini hepimiz biliyoruz. Keza önemli bir deplasman haline geliyor dolduğunda. Tribünler oynatır takımı. Yani
Torrent taktiksel planlamanın dışında hiç gaz vermesine gerek yok. Tribünler o işi yapar. Ama ne olur, kazanan kim olur? İnan kestirmek çok kolay değil. 11'leri görmek lazım. Ertelensin mi, ertelenmesin mi? Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim için barış her şeyden daha önemli. Eğer John Nelon'un da dediği gibi bir şans varsa o şansı barışa vermekte fayda var. Her zaman söylüyorum bu. Futbolda da bu böyle. Bence adımları yanlış attılar. Evet. Çok yanlış attılar. Diyebilirler ki bakın geçmişte yaşananlarda ne Ahmet Nurçevi başkandı ne de efendime söyleyeyim Burak Elmas başkandı. Ama geçmişte sıkıntıları oldu mu? Oldu. Hakikaten kabul etmeyeceğimiz sıkıntılar oldu. Ben kutuplaştırıcı tarzı seven bir insan değilim. Hepimiz öyleyiz zaten. Süleyman Seba döneminde bir centilmenlik anlaşması vardı kulüpler arasında. Aha. O anlaşmayı bozdular, bozdurttular dışarıdan. İşte transferde özellikle menajerlerin işine gelmeyecek bir anlaşmaydı o. Bence o anlaşmaya geri dönülmesi gerekiyor. Trabzonspor'u da bu işin içine dahil ederek. Bu dört kulüp Türk futbolunun lokomotifi sonuç itibariyle. Bizim bir an önce bu iç huzuru sağlamamız lazım. Sosyal medyaya bakarak hareket edilmez. Evet. Bak benim ama Burak Serdar Elmas. Öyle bir duruma geldi bak, ki. Burak Elmas. Bu arada özür diliyorum. Serdar Sarı'dan Give Peace a Chance alıntısını yaptığı saniyelerde Barcelona dördüncü golü buldu. Barış'a şans vermediler. İyice rahatlamış. Onlar Barış'a şans vermiyorlar. Mücadeleye devam ediyorlar. Ender gelişen Osasuna ataklarını. İyice rahatlamış. İyice rahatlamış. Serdar ben bir şey söyleyeyim. Hayır bak şunu ondan bitirip, sonra sen bir bitir sonra söz senin. Direkt böyle şey gireceğim. Çok, adamı çok yanlış atıyorlar. Katkıda bulunacak bir şey mi söyleyeceksin? Evet katkıda bulunacak. Sen söyle tamam. Burak Başkan, Ahmet Nurçevi Başkan'ı arasa. Başkanım gel bir çay kahve içelim. Oturalım geçmişe bir sünger çekelim. Bir beyaz sayfa açalım. Gibi bir ha kabul eder etmez o ayrı. Ama bu şekilde en azından kamuoyunun önünde sert resleşmeler olmazdı. Hı hı. Bu kötü. Ama şuraya geldi bak şuraya demek istiyorum ben. Şimdi mesela o akşam ben işte hava şartları şunlar bunlar uçaklar uçmayacak ne yapacağız ne edeceğiz. Hı hı. Ben biliyorum çünkü. Galatasaray niye İzmir'e indi? Dur bir bitirsin. O akşamki plan şuydu. Bizim uçak değmiyordu. Bizim çünkü ertesi gün saat 11.05, 11.15'te uçağımız vardı basın mensuplarının. Ve 11.15 uçağı için bize Türk Hava Yolları'ndan mesaj geldi. Uçağınız kalkmıyor. Başka bir gün için, başka bir saat için değiştirin şeklinde. Otomatikman o günkü plan, o günkü sistem buydu. Ve Galatasaray sabahleyin uçakta geri dönecekti. Biz yönetici aradık. Ne oldu? Ne yapacaksınız? Dediler ki biz TFF'yi aradık. Ne yapalım diye. TFF dedi gidin Beşiktaş rakibinizi Beşiktaş'la konuşun. Ona göre konuşalım dediler. Ve daha sonrasında ne yapacaksınız? B planı nedir? B planı şu dediler. Bir, İzmir'e gideceğiz. İki, Antalya'ya gideceğiz. Üç, İstanbul'a inmeye çalışacağız dediler. Ertesi güne kadar hep bu planlar devam ediyordu. Ve ikinci plan sürekli İzmir planı devam ediyordu. Ve daha sonrasında şöyle bir şey oldu. Ben sosyal medyaya baktığım zaman Beşiktaş'ı takip eden hesaplar, Beşiktaş'la alakalı basın mensubu arkadaşlarımız şunları yazmaya başladılar. Şu an için Beşiktaş'a gelen bir erteleme isteği yok. Eğer erteleme isteği olursa Beşiktaş gereken cevabı verecektir, oynamak istiyor. Yani bunu yazan bizim arkadaşlarımız yazdı. Bunu da boş boşuna yazmadılar tabii ki oradaki yöneticilere sordular. Evet. Ama şöyle bakmak lazım. Yani tamam kötü hava şartları olabilir, şu olabilir, olabilir. Galatasaray gelip oynamalı mı? Oynamalı. Ama şu an çok farklı bir olay var. Yani Barcelona'yla karşılaşıyorsun. Ve Galatasaray'ın şu an turu geçme gibi bir artısı var. Turu geçebilir yani. Tur bir gol ileride. Yani bir gol attığın zaman turu geçeceksin. Böyle bir artım var. Ve bu artı yemezsen. Galatasaray'a bir şey kazandırmıyor sırf. Ülke futboluna. Fenerbahçe'yle kazandırıyor, Beşiktaş'la kazandırıyor, Antalya Spor'da kazandırıyor, Alanya Spor'da kazandırıyor. Herkese kazandırıyor. Öyle görmek lazım. Ben şunu olmasını isterdim spor severi olarak. Belki Galatasaray bunu talep etmeden Beşiktaş telefon açmalı. Ya tamam bizim karşılaşmamız var ama sizi tebrik ederim. Çok güzel bir karşılaşma gerçekleştiniz. Biz bu maçı daha sonra oynayalım. Ondan sonra Galatasaray yönetiminden de şunu talep ederdim. Getirsin, çağırsın Ahmet Nurçevi Başkanı, çağırsın Ali Koç Başkanı, bütün kulüp başkanlarını çağırıp kendi locasında ağırlayıp orada Barcelona maçında bir omuz hep birlikte mesaj vermesini de isterdim. Bu da bir artı olabilirdi yani. Hı hı. Ama ortalık gerildi. Nereden nerelere geldi? Sosyal medya atışmalarına geçti. Başkan bir açıklama yaptı. Ya gerek yok.